Merhaba arkadaşlar Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Diktat çalışmamıza hoş geldiniz. Bu diktat çalışmamızda arkadaşlar komparatif, superlatif konusunu görüyor olacağız. Hatırlarsanız neydi bu? Karşılaştırmalar anlamına geliyordu öyle değil mi? Öncelikle akıştan bahsedeyim size. Size Cümleleri okuyor olacağım arkadaşlar. İlk okumamda şöyle öncelikle bir anlamaya çalışalım. Konunun ne olduğunu bir görselleştirmeye çalışalım. İkinci okumamda birazcık daha yavaş bir şekilde okuyor olacağım. Bu sefer kağıda kaleme davranıyoruz ve bunu yazıya aktarıyoruz. Ve ardından arkadaşlar tahta başına geçiyoruz. Kontrolümüzü yapıyoruz. Ve son olarak da artikülasyon çalışmasıyla e dersimizi ya da diktat çalışmamızı bitirmiş oluyoruz. Şimdi dilerseniz ilk cümlelerimle başlayayım. Hazırsanız başlıyorum. Maria ist jünger als Angela. Maria ist jünger als Angela. Daniela ist am jüngsten. Daniela ist am jüngsten. Barbara ist schöner als Julia. Barbara ist schöner als Julia. Petra ist am schönsten. Petra ist am schönsten. Meine Tasche ist kleiner als deine Tasche. Meine Tasche ist kleiner als deine Tasche. Michaels Tasche ist am kleinsten. Michaels Tasche ist am kleinsten. Autos sind schneller als Fahrräder. Autos sind Autos sind schneller als Fahrräder. Şimdi arkadaşlar ikinci olan bu e, okumaya geçiyor olacağım. Bu okumamda lütfen kağıt, kalem alalım ve yazıya aktaralım. Şayet yoksa bu okumuş olduklarımı bir dinleyelim ve nasıl görselleştiriliyor bir düşünelim, nasıl yazılıyor bir bakalım. Sonra zaten tahta başına geçtiğimizde kontrolümüzü yapıyor olacağız. Evet, başlıyorum. Bu sefer birazcık daha yavaş tempoyla. Maria ist jünger als Angela. Maria ist jünger als Angela. Daniela ist am jüngsten. Daniela ist Am jüngsten Barbara ist schöner als Julia. Barbara ist schöner als Julia. Petra ist am schönsten. Petra ist am schönsten. Meine Tasche ist kleiner als deine Tasche. Meine Tasche ist kleiner als deine Tasche. Michaels Tasche ist am kleinsten. Michaels Tasche ist am kleinsten. Autos sind schneller als Fahrräder. Autos sind schneller als Fahrräder. Şimdi dilerseniz arkadaşlar tekrar okuyorum. Kontrolümüzü yapalım. Sonra tahta başına geçelim. Maria ist jünger als Angela. Maria ist jünger als Angela. Daniela ist am jüngsten. Daniela ist am jüngsten. Barbara ist schöner als Julia. Barbara ist schöner als Julia. Petra ist am schönsten. Petra ist am schönsten. Meine Tasche ist kleiner als deine Tasche. Meine Tasche ist kleiner als deine Tasche. Michael's Tasche ist am kleinsten. Michael's Tasche ist am kleinsten. Autos sind schneller als Fahrräder. Autos sind schneller als Fahrräder. Şimdi dilerseniz arkadaşlar tahta başına geçelim ve kontrolümüzü yapalım. Arkadaşlar başlığa baktığımızda komparatif, superlatif neydi? Karşılaştırmaydı değil mi? Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar mutlaka o ilgili ders videolarını izlesinler. Ders videoları diyorum çünkü birden fazlaydı diye hatırlıyorum. Burada arkadaşlar komparatif olarak baktığımız yapıda ne yapıyorduk? iki şeyi kıyaslarken değil mi? E, komparatif diyorduk. Ama en dediğimizde ne oluyordu? Bu superlatif olarak ele alınıyordu. Öyle değil mi? Şimdi ilk örneğe baktığımızda ne diyor? Maria est jünger als Angela. Evet Maria ve Angela kadın isimleri. Jung neydi? Genç demekti. Daha genç. Yani Maria Angela'dan daha genç diyecek olursak ne yapacağız? Maria est jünger als Angela dememiz gerekiyor. Demek ki jung daha genç dediğimizde ne oluyor? Jünger. buradaki alt da dendan anlamına geliyor. Yani Angela dan diyecek olursak değil mi? Bu durumda Jünger alt Angela dememiz gerekiyor. Sonraki cümleye baktığımızda Daniela ist am jüngsten. Bakın ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu bu sefer superlatifti. Yani Daniela bu da gene bir kadın ismi. Diyor ki Daniela en genci. Ee, biz burada superlatif yaptığımızda ne yapıyorduk? Am Youngsten değil mi? Sten ile e, sonlandırmış oluyorduk. Dolayısıyla en genç olanı demek ki Daniela'ymış. Bu durumda Daniela ist am Youngsten dememiz gerekiyor. Sonraki örneğe baktığımızda ne diyor? Barbara ist schöner als Julia schön güzel. Barbara ve Julia bunlar da gene kadın isimleri arkadaşlar. Barbara Julia'dan güzel diyecek olursak bakın schön ne olacak daha güzel? Schöner als, değil mi? Schöner als Julia. Bu durumda Barbara Julia'dan güzel derken Barbara ist schöner als Julia dememiz gerekiyor. Petra ist am schönsten. Bakın burada Tıpkı am jüngsten olduğu gibi burada da am schönsten superlatif kalıbını görüyoruz. Superlatif e, durumunu görüyoruz. Petra bu da gene bir kadın ismi. En güzel olanı demek ki Petra en güzel dediğimizde ne yapmış oluyoruz bakın arkadaşlar. Am schönsten ile değil mi? Schön ne oldu? Schöne en güzel am schönsten şeklinde ele alındı. Tıpkı Jung'da olduğu gibi Jung genç. Daha genç dediğimizde Jung'a en genç am Jungsten. Değil mi? Sonraki cümleye bakalım. Meine Tasche ist kleiner als deine taşı. Evet. Die Tasche çanta demekti. Klein küçük demekti. Değil mi? Meine deine kalıplarını hatırlıyorsunuzdur. Değil mi? Benim derken ne diyorduk? Mein. Die artikelli olduğunda meine. Senin, dein, Di Artikelle, deine, bir erkek için onun çantası deseydik ne olurdu? Seine taşı, değil mi? Ancak der ve das kalıplarında ne olacaktı? Sein, bir kadına ait çantaysa, ihre taşı olacaktı, değil mi? Der das olsaydı o e, nesne, o zaman ihr diyecektik. Bizim çantamız, unsere taşı. Sizlerin çantaları desek ne olur? 10 ee, unsere taşın diyelim isterseniz değil mi? Bizim çantalarımız sizin çantalarınız Or taşın ya da nezaket formunda z için sizin çantanız derken ir taşı diyorduk değil mi? Bunları zaten possessif artikel konusunda çok ayrıntılı şekilde görmüştük. Hazır yeri gelmişken onu da bir hatırlatayım istedim. Ama sıkıntı yaşayan arkadaşlar bu konuyla bu konuyla alakalı o ilgili ders videosunu izlesinler. Tekrar cümlemize döndüğümüzde meine Tasche benim çantam ist kleiner küçük daha küçük değil mi? Ist kleiner als deine Tasche yani senin çantandan küçük. Değil mi? Benim çantam senin çantandan küçük. Michael's taşı ist am kleinsten. Michael, Ayl, bu bir erkek ismi değil mi? Michael's taşı. Michael'in çantası. Bakın burada bir kesme işareti yok. Çünkü Almanca'da arkadaşlar e, özneden sonra o kesme olmuyor. İngilizce'deki gibi. Orada oluyor ancak burada olmuyor. Demek ki sadece S ile ne yapmış oluyorum? Michael'in çantası dediğimde değil mi? Bu şekilde ifade ediyorum am kleinsten demek ki en küçük olanı. Bakın demin ne yaptık? Jung jünger als, am jüngsten, schön schöner als, am schönsten. Burada da ne oldu? Klein kleiner, am kleinsten en küçük olan çanta demek ki Michael'in çantasıymış. Bu durumda Michael's taşı ist am kleinsten dememiz gerekiyor. Ve son cümleye baktığımızda arkadaşlar Autos sind schneller als Fahrida autos arabalar değil mi? Fahrida bisikletler. Schnell neydi? Hızlı. Schnella daha hızlı. Demek ki arabalar bisikletlerden daha hızlı derken autos sind schneller als Fahrida diyoruz. Bakın burada da gene komparatif yapıyı görmüş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden geçelim. Tabii bu üstünden geçtiğimizde elbette gramer de yapıyoruz işin içinde o da var. Ama bunu yaptığımızda az önceki okumuş olduklarımı da bir kontrol edelim arkadaşlar. Belki bir harf hatası olabilir. Belki bir büyük küçük yazımla ilgili sıkıntı olabilir. Atladığımız bir şey olabilir. Bunları da kontrol ediyorsunuzdur diye umuyorum. Tekrar ilk Cümleye baktığımızda demek ki Maria ist jünger als Angela. Maria Angela'dan daha genç diyor cümle. Daniela ist am jüngsten. Daniela en genç olan. Barbara ist schöner als Julia. Barbara Julia'dan güzel. Petra ist am schönsten. Değil mi? Petra en güzel. Meine Tasche ist kleiner als deine Tasche. Benim çantam senin çantandan küçük. Michael's taşı Demek ki Michael'in çantası en küçük olan. Autos sind schneller als Arabalar bisikletlerden daha hızlı demiş oluyor. Değil mi cümle? Şimdi dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru bir artikülasyonla ne yapıyoruz? Telaffuz etmiş oluyoruz. Evet hazırsanız başlayalım. Maria ist jünger als Angela. Maria ist jünger als Angela. Daniela ist am jüngsten. Daniela ist am jüngsten. Barbara ist schöner als Julia. Barbara ist schöner als Julia. Petra ist am schönsten. Petra ist am schönsten. Meine Tasche ist kleiner als deine Tasche. Meine Tasche ist kleiner als deine Tasche. Michaels Tasche ist am kleinsten. Michaels Tasche ist am kleinsten. Autos sind schneller als Fahrräder. Autos sind schneller als Fahrräder. Bir diktat çalışmamızın sonuna geldik arkadaşlar. Bu çalışmamızda komparatif, superlatif konusunun tekrar bir üstünden geçmiş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Tschüss.